Niye böyle oluyor bir türlü anlayamadım. Yani her gece daha kötü kabuslar görüyorum. Yok, bundan sonra karar verdim, artık hiç uyumayacağım. Sadıkçığım, olur mu hiç öyle şey? Bak canım, sen bütün gün işte çok yoruluyorsun, stres altındasın, koşuşturup duruyorsun. Bütün bunlar etkiliyor tabii hayatım. Belki de haklısındır. Ama yalnız bu çok korkunçtu. İyi, tamam tamam, hadi geçti artık. Rüyaydı, unut gitsin. Bak saat daha çok erken, hadi birazcık daha uyuyalım ha. Betüş. Aslında hamilelik sana çok yakışmıştı. Sahi mi? Bu rüya sence bir şeye mi işaret? Ne gibi? Yani anlarsın ya, bebek yapmak gibi. Artık vakti geldi, değil mi? Sadık. Olamaz, olamaz. Ben onları ayırmaya çalıştıkça onlar her defasında aşk tazeliyor. Bence de, bence de, bence de. Bence de. Üstüne üstlük şimdi bir de bebek yapmaya karar vermişler. Aman desene torun geliyor. Sen öyle san. Ne yapar ederim, buna izin vermem. Vermem, veremem. Hayatım, yani... Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Bak, biz birbirimizi çok seviyoruz değil mi? Niye bu aşkın bir meyvesi olmasın? Bilmem ki. Ya Cem'le Ceren bir kardeş istemezlerse? Aa, olur mu öyle şey? Bak, sen onlarla çok iyi arkadaş oldun. Sonra ölen annelerinin yokluğunu unutturmayı da başardın tabii. Sence isterler mi? Aa, sen evet de gerisini bana bırak, tamam mı? Yani sen de istemez misin böyle minicik bir bebeğimiz olmasını ha? Böyle yumuk yumuk elli, pes pembe yanaklı bir kız bebek. Oh! O görünüşte bir bebek olacak ama onun da tıpkı benim gibi bir peri olacağını sen bilemeyeceksin Sadık. Ne yapalım, bebeğim ve ben ömrümüzün sonuna kadar bu sırrı saklayacağız artık. Hayatım, sen de bir şeyler söylesene. Çocuklarla bir konuşalım, bakarız Sadık'cığım. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Geber. Geber! Geber! Kahvaltıda sözü tercih ederim Firuze ablacığım. Madem bugün okulun maçı var, beni de götür. Götüremem. Küçük sınıfları maçı almıyorlar. Şuna sen yanımdayken kızlara hava atamıyorum, karizmam sarsılıyor desene. Şşş! Didişmeyin. Uslu uslu bitirin kahvaltınızı. Niye benim gittiğim her yere sen de gelmek istiyorsun? Kendi yaşıtlarında dolaşsana. Doktor ne dedi? Ben üstün zekalıymışım. Bu durumda bir tek senin yaşıtlarına anlaşabiliyorum. Benim de üstün zekalı olduğumu kabul ettin demek. Hayır abi, sen yaşıtlarına göre gerisin ama ben yaşıtlarıma göre ileriyim. Bana geri zekalı mı demek istiyorsun sen? Sadece o değil, boyun da geri, cücesin sen, cüce. Bilmiş. Çiko. Ukala. Lapacı. Kimse bana lapacı diyemez. Ben diyorum işte. Çocuklar. Sen diye sokarsa var ya. Çocuklar, bu ben de kızsın sen öyle. Lapacı. İki kardeş birbirinize girdinse de eğer. Sen dur bakayım burada. Sen dur bakayım burada. Sen de gel, tamam. Yeter, çok ayıp. Çocuklar, çocuklar. Ukala. Hey, ne oluyor burada? Çocuklar, çocuklar. Betüş Hanım, tam zamanında yetiştiniz. Oğuna lapacı, oğuna ukala derken birbirine girdiler yine. Kardeş kardeş oturun bakayım. Yani siz bir gün iyi geçiniyorsunuz, bir gün kötü. Biz sadece çıkarlarımız aynı olduğunda iyi geçiniriz baba. Mesela harçlık isterken. Sadık Bey, en azından çok dürüst evlatlar yetiştirdiğinize sevinin. Ben gidiyorum. Daha servisiniz gelmedi tatlım. Nereye gidiyorsun? Kapıda bekleyeceğim. Oğlum bu soğukta olmaz, gel. Hem Betüş ve benim size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Öyle mi? Neymiş? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.